Evet, herkese merhaba. Şimdi köpekleri tanıtıyoruz. Burada gerçekten güzel köpekler var. Kangal cinsi, Anadolu çoban köpeği cinsi, Malaklı cinsi. Hepsinin böyle sırayla gezeceğiz. Ayrıntılı konuşacağız. Hani tip tip köpekler var. Ve hepsine de burada emek veriliyor. Bu köpeğimiz de güzel bir köpek. Değil mi abi? Bu köpek, genç bir köpek. Denizli yöresinden geldi. Tamam. Eski soylardan. Evet. Bunun babasını biz Makedonya'ya verdik. Çok kaliteli bir köpek. Ve soy itibariyle de çok sakin bir hayvandır. Evet, gayet uysal, evcil. Uysal ve birebirde de kurtlarla mücadelesini her an, her dakika verebilecek kalibrede. Yani çok sevimli, çok cana yakın. Zaten Kangal'ın özelliği, evet. Özelliği de odur. Genç bir köpek değil mi? Genç, daha şu anda gayet bir sene 3 yaşındayım. Keyfi falan gayet güzel. Baksanıza. Bir adamcılığı yok değil mi? Bak, yok. Oynuyor zaten. Hadi oğlum, ne bileyim. Hadi. Aferin. Elin. Çok güzel, bakımı çok güzel, kilosu falan abi, tüy müyü. Sevimli. Maşallah. Şu anda 72 kilo. 72 kilo. Güzel güzel. Tane. Sırtı mırtı çok güzel köpeği. Maşallah. Dudaksız. Evet. Çok güzel bir Anadolu çoban köpeği abi. Anadolu çoban köpeği. Maşallah. Evet, gezmeye devam ediyoruz. Evet. Videoyu durdurmuyorum. Gayet doğal böyle doğaçlama bir çekim yapacağım bugün. Gel oğlum. Gel oğlum. Abi bu köpek iri bir köpek işte. Evet. Balta. Çok böyle boyutlu. Biraz daha yüksek sesle Mesut abi. Çok boyutlu. 88 santim. Evet. Şu anda 80 kilo. Çok da oyuncu bir köpek. Evet, 80 kilo, 88 santim bir köpek. Ve güzel maskesi falan. Maskesi falan çok iyi. Bu da genç bir köpeğimiz. Yani bu da bu sene 3 yaşına giriyor. Çok güzel. Yani şeyleri falan, basanları olsun. Mesut abi, senin boyun 1.82 falan var herhalde. 1.82. Evet. Bakın, evet. Ki köpek dikilmiyor. Evet. Tabii yazın arkadaki dereye değiniyorlar arkadaşlar. Arkadaki dereye değiniyorlar. Yani derede güzel doğal balıklar da var. Burada dereye inip sularını içebiliyorlar. Sonra yukarıya çıkıyorlar. Evet, sularını içiyorlar, yüzüyorlar. Hani hava çok sıcak olduğunda evet, derenin faydasını çok görüyoruz. Evet. No. Şek. Güzel. Kendini sevdirmeye çalışıyor şu anda. Altta. Bu da. Aferin. Aferin oğlum ha. Kendi yavrum. Evet. Doğdu. Kendi yavrum bu Mesut abi senin, evet. Burada doğdu. Zamanlı oldu. Küt bir köpek. Evet. Kısa. Sıkı. Ama şöyle söyleyeyim. Sıkı bir köpektir yani. Evet, sıkı. Olmasına rağmen. İstanbul'u Zora'nın oğlu bu köpek. Evet. Anne de evet, deli dişimiz vardı, eşek devren. Evet. Onun kızından olma. Evet. Ondan olma yani. Çok güzel bir köpek. Öyle. Fiziği falan çok düzgün köpeğe. Fiziği falan düzgün. Bu sene bu da 3,5 yaşına kışın giriyor. Yani Zoro ne oluyor ya? Zoro'yu bilmeyen yoktur zaten. Evet. Maşallah. Şimdi, çok güzel bir akşamüstü. Kazlarımız da var. Kazlarımız var. Rüstem Bey, videoya çekiyoruz kazlarımızı, kazların yavrusu. Kazlarda şöyle bir özellik vardı değil mi Mesut abi? Evet. Kışın kar yağınca yeniyordu değil mi bunlar? Tabii, bunlar kışın yeniyor. Şu anda kuluçka zamanı vardı. Hep bakın yavrulu, şunlar hepsi yavruydu. Evet. Yeni yeni şey oldu. Daha da var. Maşallah, çok güzel. Bunlar yüzüyor da derede değil mi? Tabii, derede bunlar yüzerler. Akşamleyin ekmek atarlar, Rüstemler yukarıdan. Onlar sabaha kadar o ekmeklerle beraber, balıklarla beraber. Rüstem Bey de buranın emektarı. Eline koluna Rüstem sağlık. Rüstem de buranın kahyası genel müdürüdür. Evet. Bütün sorumluluk, her şey Rüstem'de. Sağlıkları, evet, şeyleri. Evet. Eline koluna sağlık Rüstem. Evet. Biz ondan sonra tanıtıma devam edelim. Tanıtıma devam edelim. Aslında burada çok köpek vardı ama şimdi köpekleri şöyle. Yani çok köpek yine var ama eskisi kadar köpek tutmuyor. Biraz çevre düzenlemesi yaptık. Civcivlerimiz var. Bak, burada civcivlerimiz de var. Bakın, kuluçkaya yatan orada tavuk da var değil mi? Tavuklar da var, daha doğrusu. Var. Çok güzel var. Görüntü. Maşallah.
yani burada doğa olarak. Abi İstanbul'da böyle bir yer çok güzel yani insanlar. Evet. Asıl. Gel. Gel. Tabii burada da kafeslerde de köpekler var. Gel oğlum. Burada da Asarcık'ın oğlu mu var abi? Yok, bu Asarcık yurt dışındaydı, geldi. Ha, Asarcık geldi mi? Evet. Pardon. Gel oğlum, gel. Asarcık da burada. Asarcık'ı da bilirler. Gel bakayım oğlum. Asarcık. Oluş. Aferin. Bu da gerçekten çok fizikli bir köpek, çok güçlü bir köpek. Bu 80 kilonun üstüdür abi. Gel. Gel, Asarcık. Oğlum. Aferin oğluma. Gel. Şimdi sıradan başka ne var abi? Evet. Burada şu anda bir tane hindimiz var. Kuluçka hindi mi bu? Bakın bakalım. Kuluçkaya yatmış bir hindimiz var. Şöyle bakalım. Netleşsin. Evet, görüyoruz. Lastiğin orada. Ortasında kuluçkaya yatmış değil mi? Aynen öyle. Çok güzel. Kuşlara ayrı bir program yapacağız. Ayrı bir bölüm yapacağız. Onların tanıtımını hani kuşçuları çünkü daha başka bir hastalık. Bugün köpeklere evet. Ayırıyoruz vaktimizi. Burada çok değişik kuşlar var. Böyle geliyoruz. Şimdi tabii çiftliğimiz kesmeyeceğim bu videoyu. Doğal olsun. Burada hatta koyunlarımız falan da var. Yani çok amaçlı bir çiftlik aslında yani. Panter var. Değil mi? Panter. Hadi gel. Panter de yeni transfer verdi değil mi evet, abi? Evet, evet, evet. Evet, maşallah. Da yeni transfer. Kırıkkale'den geldi. Kırıkkale'den. Yasin kardeşimizin bize hediyesi. Şöyle güzel bir çekim. 90 santim. Kırıkkale'den Yasin Bey'den aldınız. 85 kilo. Ve koyuncu bir köpektir. Kurt almıştı da vardır, videoları da var. Koyuncu Kurdu. Bir köpek öyle mi? Evet, evet. Aa, güzel. Koyunla yan yana yatar. Ama hakikaten bunun şey dev panterdi değil mi bunun adı? Evet. 90 santim. 90 gerçekten bak fiziği santim, abi hem çok doğal bir fiziği var abi köpeğin. Evet, yani hiç böyle çok baksana. Oğlum. Şöyle içeriden çekeyim. Heh, gel bakayım. Yani köpeğin zaten postu kurt postu ya. Evet. Yani gerçekten onun güzel bir köpek ya. Yaparlar bazen. Bu acaba kurtla mı çiftleşti de kangal. Değil mi? Kurtla mı çiftleşti derler ama gerçekten güzel köpek abi. Evet. Bunun hayrını gör. Salımalı da çok güzel abi evet. Köpek. Köpekleri işte maşallah, azaltmamızın maşallah. Sebebi artık kalibresi ve kalitesi yüksek soyları. Ama abi bu köpek de ayı gibi ya. Yani büyük köpek evet. Daha da bu sene Ter. Bu köpek şimdi 3,5 yaşına. Bu köpek 90 geliyor. Kilo seneye. Tabii şu anda daha genç yani hareketleri de görüyoruz. Köpek güzel. Oyuncu böyle. Çok güzel çok güzel. Oğlum benim aferin benim oğluma. Koyun, koyunla da arkadaş. Tabii tabii çok şeydir. Sever koyunu. Güzel. Bu Antep'e verdiğimiz Beton'un kızı. Evet bu Beton var. Reşon'un oğlu. Onun kızı daha bugün taze geldi bu köpekte. Evet yeni geldi. Bunu Reşon'un kızı şey Beton'un torunu. Reşon'un torunu Beton'un kızı zaten benziyor. Aynen. Bir tarafı da Eskişehir'den gelen yörük dişimiz var. Ondan aferin kızıma. Daha bir yaşında bir iki. Evet. Çok genç bir hayvan. Burada bu aslında benim köpeğimin yavrusu. Evet. Arkadaşlar bende Beton vardı. Onun kızı. Çok kaliteli bir dişi yani. Maşallah kızım. Bu da bu köpekte Ankara'da Cemil Gelen'den değil mi? Evet evet. Büyük bir köpek. Evet. Bir kaldıralım. Kalkar. Kalkar. Arka ayaklarında hafif böyle bir çap vardır ama köpek çok abi bunlar bir büyürken biraz kilolu büyüyünce şu an tüyde. Ha güzel gövdeli köpekmiş. Tabii tabii. Tabii. Baksana abi yanında bile senin yanında bile dev gibi duruyor dev ha. Dev gibi yani. Daha o tüye girdi. Aynen tüye girmiş. Falan da hafif çaptır ama hiçbir sıkıntısı yok. Koşar. Maşallah çok güzel köpek ha. Maşallah. Bu da çiftliğimizin Kangal'ı abi aslında değil mi? Bu da bizim maço'muz. Maço. Kangal. Bu Şeref Alkan Bey'in köpeklerinden değil mi? Evet. Şeref Bey'den geldi. Bu Kangal Türk'teki köpeklerden. Geldiğinde bu 6 aylıktı. Şu anda 5 kaç yaşında. Senedir değil mi? Bak 5 senedir burada 5 bu köpek. Bizim maço'muz burada. Kangal gerçekten güzel bir Kangal. Hani kırçıl, rengiyle, Kangal, fiziğiyle. Çiftlikte her şey var ya. Kangal da var. Tamam. Maşallah. Gel bakayım abi. Evet. Kuyruk da sarıyor. Şişt, gel bakayım. Gel. Serttir de ha, bekçidir de. Gel bakalım. Aferin oğlum.
Görüyorsunuz kemik yapısı. Evet evet çok güzel bir. Maço. Oy oğlum abi. Aferin. Bu da bizim. Aa bu köpek güzel. Evet bu. Bir hastalıktan çıktı bu. Şu anda oyuncu da ha. Yarın bir daha denize gidiyor. Denize gidiyor değil mi bu? Evet. Tabii denize gidecek. Bak gözleri yaşarmış. Bu denize gidiyor. Şimdi denizde dış parazitler çok iyi geliyor. Deniz suyu gerçekten herkese de tavsiye ederiz. Dış parazitlere birebir deniz suyu hem hayvanın tüy yapısını hem de dışarıdaki dış parazit. İnsana bile iyi geliyor abi deri hastalıklarına. Tabii, bak şu şimdi köpek daha tüyünü yeni yeni dizmeye başladı. Çok güzel. Tüy rahatsızlığı vardı ama şu andaki rahatsızlık tüyden çıktı yani. Evet maşallah. Bu da Çakır'ın oğlu. Meşhur Çakır'ın oğlu bu. Evet Çerkez Köyü Çakır'ın. Evet. Biraz oğlu. Koyuncudur koyun arkasından geldi. Evet evet beraber almıştık bunu abi. Yani çok sakin bir hayvan. Evet koyundan gelme bu da. Agresif insana karşı bir agresifliği falan yoktur ama tabii koyuncu olduğu için yaban hayvanlarına karşı evet. Her zaman tetikte olan bir hayvan. Zaten buradaki köpekler koyun köpeği. Kızım. Bu ufak köpek de çiftliğimizin maskotu. Bak görüyorsunuz. Dozer ismi de. Tam bir dozer. Evet bu köpek de tam bir korumacı köpek değil mi? Köpeğimizi biz Amerika'ya gönderdik. Amerika'da öyle mi? Bu Amerika'ya gitti geldi değil mi? Amerika'ya gitti. Amerika'da sadece orada komşusunu biraz parçalayınca şey yapınca biraz agresif biraz. Agresif. Bizim şeyin abi, oğlu güdüklerden Asarcığın oğlu evet. Agresif olduğu için Amerika'dan tekrar bize geri gönderdi. Evet. Hayırlı olsun. Güzel güzel. Çok sert az önce zincirdeyken çok agresifti. Yani, çok hareketli. Evet. Güzel maşallah. Bu dişimiz. Dişi mi bu da? Evet. Bu bir tarafı kemik kıranlardan bir tarafı torçlardan. Öyle mi? Aa güzel. Çok güzel kaliteli bir dişi. 80... Büyük de dişi. Gel bakayım. Gel bakayım. 85 santimin üstünde bir dişi bakın. Hamile gibi ha. İşte şu anda çektiniz mi bunu? Şeye çektik. Kırıkkale'den gelen dev pantere çektik. Yalnız bu dişi büyük dişi ha Mesut abi. Dev panter yani hem de bu şu anda herhalde 90'ın altında bir yavru vermeyecek. Vermez. Dişi çok büyük. Bizim maskotu Seyfi. Bu horoz az önce beni kovaladı evet, abi. Seyfi bak. Bana artistik her zaman yapar. Böyle değişik bir şey. Evet evet bu az önce beni kovaladı. Bu da adamcı sert bekçi ya. Bekçi horoz. Aynen. Çekerim anını yakaladık mı? Bakın bu dişimiz de. Bu dişi de çok güzel dişi evet, abi. Bu dişimiz. Büyük dişi abi. Aynen. Maşallah. Serkan Hacı Ahmet miydi şeyde? 110 kiloluk bir erkeği var. Berduş mu abi? Berduş muydu büyük bökü. Ha, şey Kastamonu'daki mi? Sakarya'daki. Ha, Sakarya'daki evet. Mi? Onun kızı oluyor. Öyle mi? Aynen. Bunu da çektik Paola. Kendi erkeğimiz. Ha, ne kaç gün önce? Yaklaşık 15 gün oldu. 15 gün. Çok güzel diş. Evet. Görüyorsunuz. Kaliteli bir dişi. Kalın. Artık dişi erkek gibi ya. Erkek gibi. Sakin. Böyle. Tertemiz. Maşallah. Köpeklerimize elimizden geldiği kadar her türlü gerek ilaç. Bakımları çok güzel abi. Bakımları gerekse yemesi içmesi. Onların hepsini tek. Bu da görüyorsunuz. Tek, bu da çiftliğimizin yeni üyesi. Evet. Bak. Gel. Evet, çık. Gel buraya. Bu da büyük bir köpek. Ha, bu köpeğimiz güzel. Bunu ben beğeniyorum abi. Gel. Bu köpek bu maskesiyle şeyiyle çok 20, güzel bir köpek. 24 aylık. Evet. Baskı yani bunun babası bizde zaten şey oldu. Evet. Geldi. SS Dolaş'ın öz torunudur. Evet. S400'ün torunu oluyor değil mi evet, bu köpek? Onun oğlundan çıkma. Bu köpek güzel abi ben bunu beğeniyorum. Çok hızlı, hareketli. Çok da böyle. Çok yürekli bir köpek bu köpek. Evet. Ama bu da hiperaktif tabii. Bunu biraz böyle yerine durmayan cinsler olur ya. Evet. Öyle bir yapısı var. Maşallah. Bu da gençlerin favorilerinden. Evet evet çok güzel abi. Burada da Marco Pigeons görüyorsunuz. Bunları ayrıca Marco abiyle bir var. Evet evet. Bunlar şey güverciniydi değil mi? Şampiyon güvercinimiz var buradan çıkma. Ta Nevşehir, Sivas,
Sivas'tan buraya abi, aynı gün gelmişti abi. Hatırlıyorsun gün, değil mi? Aynı gün. Yani Sivas'tan sabah salınıyor, akşam burada. Bunlar da tip dediğimiz değişiklikler. Bunlar da ayrı. Bunlar posta diye geçiyorlar. Bunları yani ayrıca abi, bir detaylı bir videosunu burada, çekeriz. Tabii burada güvercinlerin ayrı baskılarımız var Milo'lar. Evet. Şimdi burada büyük bir köpeğimiz var. Evet, bu köpek gerçekten ciddi büyük abi bu. Bu köpek çiftliğimizin en büyük köpeği. Aslında bu köpek üretilmeli abi. Şimdi bu köpek Tokat'tan geldi. Adı da Mercedes. 90 santim, 90 kilo. Net 90 kilo yani. Evet. Ve çok da böyle kalın bir köpek. Evet. Bunun özelliği bu çok sakindir. Ama sakin. Motor bildiğiniz motorun çalışma sesini duyduğu an yerinde durur. Motora şey yapıyor ha? Aynen öyle. Çok güzel abi. Uydu anteni diyorum. Yani çanak anten gibi bir kafası var. Maşallah. Yani, kalın. Şu anda 91-92 kilo vardır yani rahat. 90 kilo üstü zaten abi eşek gibi ya. Tüyde bile yani. Böyle dereye girer çıkar o şekilde şey yapar. Yani İstanbul'da şöyle doğal bir görüntü. Bizim bahçemizde yok yok. Çok güzel ya. Şimdi burada bir tane Mercedes'in öz ve öz. Bu da çok güzel bir Malaklı örneği abi. Dudağıyla, kemik yapısıyla. Bu herhalde öbür tarafta. Ha, evet, öbür tarafa mı bağladılar? Şimdi şeyde içeride. Ha, şuraya bağladılar ha. Evet, burada. Kafeste bir bakalım o zaman. Kazlarımızın yeri var burada. Güvercinlerimizin yeri var burada. Kazlar çoğalmış sanki abi. Kazlar bakın hep kuluçkada çoğalıyor. Gün, her gün çıkıyor bir şeyler. Burada biz 4 tane kazla başlıyoruz. 4 kazdan böyle öyle mi? 3 tane kaz var. Bu da sert bir köpekmiş. Bu da Asarcı'nın oğlu. Yani çok benziyor zaten abi. Asarcı'nın kardeşi Asarcı'nın oğlu. Çok benziyor zaten. Bu da çok güzel aktif. Çok ses yapan gürültülü bir köpek yani. Gürültülü evet. Evet. Gürültülü, hareketli. Güzel. Benziyor zaten Asar. Evet. Evet. Mercedes'in oğlu dediğim bu. Bu da Malaklılık var. Malaklılık özelliği. Çok güzel bir Malaklı abi bu. Gel, hadi gel. Kalk buraya. Büyük bir köpek yani. Evet. Evet. Baksanıza yani arkadaşlar. Bunları şimdi, bunlar hep genç köpekler. Yani burada şu anda çiftlikte en yaşlı köpek. En yaşlı Asarcık. Onun dışındaki de 6 yaşında ama hepsi genç. Paul var. Ha, Paul beyaz köpek ama şu an burada değil. Şey, arkadaşlar görüyorsunuz köpeğin boyunu, evet, fiziğini, kemik yapısını. Çok güzel bir Malaklı. Hani gözlerindeki sarkık, dudaklarındaki sarkık, kemik kalınlığı. Fizik yapısı normal. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sporik. Çok güzel bir Ala Malaklı örneği. Alanın Malaklı örneği çok güzel. Kırmızı da çok güzel. Kırmızı çok hareketli. Asarcığın kopyası ya. Güdüklerden. Görüyor musunuz? Agresif bir köpek. Burada şimdi size bir köpek göstereceğim. Köpek öyle mi? Türkiye'de at kafa dediğimiz soyu var. Ha, at kafa Türkiye'de. Eski at kafalar. Ha. Bu köpeğimiz at kafalardan gelme. Zaten at kafalı bir köpek göreceğiz arkadaşlar. Şimdi zinciri dolaşmış biraz onu. Mesut Bey zincirini açarken ben size kazları da çekeyim bu arada. Horozları, köpekleri, evet, kazları. Evet. At kafa dediğimiz bu da 92 santim bir köpek. 92. Mesut Bey bazı insanlar büyük köpek seviyor. Alın size büyük köpek. Büyük köpek. Evet. At kafa. Evet. Kafa yapısı gerçekten at gibi. Kafa yapısı. Bu gözünde altında böyle bir perde var. Orada ameliyat ettirip. Maşallah maşallah. Yani bizim devemiz. İsmi gibi deve yani. Mesut abi bu da çiftliğin en eskilerinden ya. Bu da ben tabii bunu Develi'den aldım Kayseri'den aldım. O zaman geldiği zaman 1,5 yaşındaydı. Şimdi 4 yaşında. Evet. 3 sene olmuş. Maşallah maşallah. Yani kalıplı da bir köpek olacak. Maşallah. Gel deve. Şişt. Yemeğini de yemiş. Güzel. Yani öyle. Kazlarımız da orada. Tamam. Köpekleri bitirdik. Şimdi evet, videoyu kapatıyorum. Teşekkür ederiz. Ben size güncel hallerini paylaşacağım. Evet. Tekrar köpeklerini. Artık zaten biz de burada köpek besliyoruz. Burada böyle hobi arkadaşları olarak
şey yapıyoruz, buluşuyoruz, ediyoruz. Sohbet, muhabbet. Kimi? Kurtlar değil mi? Tamam, kurtları da çekelim. Güzel bir video olsun şöyle. Marco Kennel. Marco Pigeons. Ayrıca röportaj yapacağım kuşlarla ilgili detaylı. Evet, beklerim. Kuş profesörü Marco Kennel. Gerçekten bu sene yarışlara hazırlanıyor şu anda. Evet. Şöyle burada etrafı da çekeyim ben size. Burada da bizim kurdumuz var. Ya bunlar Belçika diye mi geçiyor abi? Evet, Belçika. Oo, yerinde durmuyor köpek. Yerinde durmaz. Bunlarda da bir özellik. Oo, bunlar bak, 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 bak. Çok hareketli. Belçika kurtları değil mi abi bunlar? Evet, bunlar bomba arama, kurtarma şeyleri. Özel görevleri var bu köpeklerin. Özel görevleri tarafından sürekli kullanılıyor ama çok hareketli bir ya. Ben bu kadar hareketli köpek görmedim. Gerçekten bu köpeklerin özelliğinden mi kaynaklanıyor, cinsinden mi kaynaklanıyor? Abi yerinde durmuyor köpekler yerinde ya. Bak, 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 bak. Bak bu maşallah. Onun oğlu. Yani hangisi annesi, oğlu? Ha bu annesi. Annesi ha, o az önceki oğluydu. Evet, annesi de bu hamile. Bu yine hamile mi? Evet. Hangisinden abi? Valla büyük ihtimal hangisinden? onu çözemedik ama bu öyle bir pozisyon. Bu da Belçika. Arkadaki de kangal bir orijinal kangal dediğimiz tipler. Öyle mi? Bak onun dişisi de burada. Arkadaki orijinal, onun dişisi evet. De burada. Şşt, kangal. Kangal dişi. Ha, oo zaten hızından belli. Yani görüyorsunuz. Kuyruğu da güzelmiş. Evet, kangal dişi. Gel bakayım. Şşt, şşt. Bak bak bak, bak. Çevikliğe bak. Ha bekçi. Bu da bizim eski Hulk'un oğludur. Aha. Yani şey olarak. Çok güzel kalın bir köpek. Kalın, büyük, aha. Genç bir köpek. Evet yani evet. Bunu... Daha güzel olacak inşallah evet, bu köpekte. Olacak yani. Güzel maşallah. Şu arkadaki kangalı da bir çekeyim abi. Şöyle yemek yiyorlar ama evet. Biraz rahatsız edeceğiz. Gel. Şşt, gel. Kafa yapısı hakikaten çok kangala benziyor ya. İşte kangalın özelliği yani. Evet. Gel. Gel dur oğlum dur. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yay gibi. Yani hiç çok doğal bir fiziği var yani görüyorsunuz. Kangal yani kangal köpeği çok büyük olmaz zaten. Büyük değil ama. Hareketleri çok hızlıdır. Normal büyük köpeğe göre daha seridir bunlar. Daha seri evet. Her cinsten köpek var abi maşallah yani ya. Bizim mekanımız bu şekilde öyle köpeklerimize bakıyoruz. Çok güzel. Zaten azalttık yani 35 tabii, tane tabii. Köpeğimiz vardı. Şu anda 15. Benim bile burada 3 tane köpeğim vardı. Evet. Şimdi kışa doğru tabii tekrar burada evet. Hep beraber olacağız. Şimdi yazın biraz sıcak. Herkese teşekkür ederiz. Sağ olun. Tekrar ben size Mesut Bey'in de herkese selamları var. Evet. Tekrar ben size güncel videoları paylaşırım. Görüyorsunuz yani her şeyle ilgileniyor. Zincire tabii ki de dolanabilir yani çok doğaldır ama zincirini açmasından tut, yemek takibinden, hastalığından. Çocuk gibi ilgileniyoruz. Yoksa... Bak bak hala yerinde duramıyor köpek. Videomuzu burada kesiyorum yarıda. Hepinize teşekkür ediyorum. İzlemede kalın, takipte kalın. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.